oluyor burada? Bu kadın niye bağırıyor? Patron, yemin ederim biz bunun ağzını bağlamıştık. Yani birisi çözmüş olmalı. Bu adam çözdü kesin. Hey sen, buraya dön bakayım. Sen mi çözdün bunların ağzını? Neden bağırıyor bu kadın? Hayır olamaz. Aslı üzgünüm. Bunu yapmak zorundayım. İkimizi de kurtarmak için. Sizi de kurtarmak için. Hey sana diyorum, buraya dön. Sen ne yaptığını sanıyorsun he? Pislik kadın, al sana. Ağzını da kapatayım, bir daha konuşabiliyor mu bakalım? Ne oluyor? Sana diyorum buraya dön. Sorma patron, yani bunun ağzı çözülmüş. Muhtemelen benden önce nöbet tutanlar yüzünden. Ağzını güzel bağlayamamışlar. O yüzden de çözmüş işte ağzını. Sonra aniden ben gelince çığlık falan atmaya başladı. Saçma saçma konuştu. Ben de bastım tokadı, ağzını geri bağladım. Bu sefer sıkıca bağladım, bir daha çözemez. Bak bak sen, demek öyle. Hayır patron, yemin ederim yalan söylüyor. Biz ağzını sıkı sıkı bağlamıştık yani. Bizim hiçbir suçumuz yok. Kapayın çenenizi. Adam geldiğinde bağırdı işte. Ne olduğunu da anlattı. Aynen öyle patron. Gözlüğümü de yere düşürdüler. Gözlüğüm kayboldu. Allah Allah. Bu adam bana bir yerden tanıdık geliyor ama nereden anlamadım ki. Of ya of. Öldüreceğim sizi. Görürsünüz siz. Hepiniz görecektiniz. Neyse, sen burada nöbet tutmaya devam et. Eğer bunlardan bir şey çıkarsa senden bilirim, haberin olsun. Tamam patron, merak etmeyin. Yarın da ilk işim gözlük almak olacak. Yeni bir güneş gözlüğü. Tamam, maaşına da zam yaptım senin. Aferin, böyle düzgün çalış. Siz dangalaklarda yürüyün, cezalısınız. Of ya of, nasıl kötü bağlamışız biz bunun ağzını. Eminim ama kör düğüm, boğa düğümü atmıştım ben ona ya. Allah Allah. İşte gittiler. Üzgünüm Aslı. Umarım çok canını yakmamışımdır. Ama gerçekçi gözükmesi gerekiyordu yani. Yoksa bizi öldürürlerdi. Of, ağzın da bağlı. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Neyse. Hüsamettin, seni çözersem buradan büyüyle kaçırabilir misin bizi? Evet, Kerem Kanser. Beni çözünü. Tamamdır. Şu iplerden kurtaralım bakalım seni. Sonra da bizi buradan sen kurtar. Çok sağ ol Kerem Komiser. Şimdi buradan kaçırıyorum hepimizi. Hazırsanız ışınlanıyoruz. Evet evet Hüsamettin, hadi adamlar gelmeden çabuk ol. Bak bak sen şu işe. Bunda bir terslik olduğunu biliyordum. Kerem Komiser demek. Kimse benim elimden öyle kolay kolay kaçamaz. Görürsün sen şimdi bana ihanet etmek ne demekmiş. Hepinizi öldüreceğim burada. Hayır olamaz Hüsamettin, çabuk ol. Hiçbiriniz buradan öyle çıkamayacaksınız. Hepiniz öleceksiniz. Kaçacak hiçbir yeriniz yok. Sen öylesin. Sen daha beni tanımıyorsun. Hadi bakalım, hazırsanız gidiyoruz. Hadi bakalım, görüşürüz. Ne oluyor burada? Bu da ne böyle? Nesiniz siz he? Öldüreceğim hepinizi. Hepiniz öleceksiniz. Pislikler sizi. Nereye kayboldu bunlar? Hiçbiri yok. Hepsi yok oldu. Ama nasıl olur bu? Kerem Komiser, bütün planlarımı bozdun. Görürsün sen. Görürsün. Seni elime geçireceğim. Benden böyle kolay kurtulamazsın. İşin bitti senin. Bitti. Ne oldu patron? Niye her yere ateş ediyorsun? Ne oldu? Size de ateş etmeye başlamadan önce gidip bana hemen Kerem Komiser'i bulun. Derhal dedim, derhal. Tamam patron, tamam. Sinirlenme, tamam. İşte geldik eve, kurtulduk. Herkes iyi mi? Ay evet evet, ben iyiyim. Herkes iyi sanırım. Oh be, kurtulduk oradan. Vallahi son dakika kurtulduk yani. Hüsamettin, sen olmasaydın ölecektik orada. Gerçekten son saniye kurtardın bizi. Eğer bir saniye daha geç ışınlansaydık mermilerin kurbanı olacaktık. Hepsi vuracaktı bize. Evet Kerem Komiser, ama sana ne kadar teşekkür etsek azdır yani. Sen bizi kurtardın. Eğer beni çözmeseydin oradan asla çıkamazdık. Oraya casusluk yapıp girdin sen. Adamsın. Ay evet Kerem Komiser, gerçekten kurtardın yani bizi. Sen olmasaydın orada kalacaktık. Neyse ki hepimiz iyiyiz ve kurtulduk. Ama o mafyalar böyle boş durmazlar. Bizim peşimizden gelirler. Bizden intikam almak isteyeceklerdir. Fakirle konuşup tekrardan polis merkezinin başına geçmem lazım. Canım ailem. Siz buradasınız. Ama nasıl oldu bu? Nasıl oldu ya? Nasıl geldiniz siz buraya? İnanmıyorum. Babacım, Kerem Komiser bizi kurtardı. Bir şekilde geldi, bizi çözdü. Sonra ben de ışınladım hemen bizi buraya sihirli güçlerimle. Evet, Kerem Komiser ve Hüsamettin sayesinde kurtulduk onların elinden. Babacım, bu
İnanmıyorum ya Kerem komiser, demek mesajımı aldın. Sen var ya şehirdeki en ama en ama en iyi polissin. Hatta şehirdeki değil, dünyadaki en iyi polis sensin. Evet ya, çaktırmadan adamların içine sızmış. Sonra da bizim yanımıza gelip bizi kurtardı. Sağ ol fakir, sen de gerçekten çok akıllıca davrandın. Senin sayende kurtardık işte aileni. Ama o kötü mafyaları durdurmam için senden destek almam lazım. Beni tekrardan polis yapman lazım. Tabii ki Kerem komiser, tabii ki. Artık tekrardan polis olabilirsin. Nasıl olsa artık ailem güvende. Onları kurtardın. Evet, artık ailen güvende. Şimdi de başkalarının aileleri güvende kalsın diye onları durdurmamız gerekiyor. Merak etme. Onları durdurmak için elimden geleni yapacağım. Sana güveniyorum Kerem komiser. Sen kafana koyduğun her şeyi yaparsın. Oh be, işte sonunda tekrardan karakoluma kavuştum. Bir an gerçekten elimden gitti sanmıştım karakol. Bir daha bu şehrin polisi olamayacağım diye çok korkmuştum. Ama artık geri geldim. İşte Kerem komiser orada, içeride. Tam da patronun tahmin ettiği gibi. Fakirin ailesini kurtardığı için fakir de ona polisliği geri vermiş. Evet, ama şimdi biz onu bulduk. Onu indirme zamanı bizde. Bizim patrona ihanet yapan bir daha yaşayamaz. Evet evet, Kerem komiseri indirmenin vakti geldi. Ama patron bunu kendi elleriyle yapmak istediğini söyledi. O yüzden patrona haber verelim ve gelip Kerem komiserin işini bitirsin. Şimdi yapmam gereken tek bir şey kaldı. O da bunları durdurmak. O korkunç mafyayı durdurmam gerekiyor. Bunun için de bir plan yapmam lazım. Nasıl bulabilirim o korkunç mafyayı? Nasıl? Bunu hiç dert etme Kerem komiser. Beni çok aramana gerek yok. Uzaklarda aramana da gerek yok. Sen de nereden çıktın? Psikopat herif. Senden intikamımı almayacağımı mı düşündün gerçekten? Yok, bu kadar aptal olamazsın. Bunu zaten biliyordun. Ama bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştin değil mi? Hayır, düşünmemiştim. Ne işin var? Burada olduğumu nereden biliyorsun? Tahmin etmek çok zor olmadı. Senin gibi kuş beyinli birisinin ne yapacağını tahmin etmek bayağı bir kolay. Şimdi benden son bir dileğin var mı Kerem komiser? Çünkü birazdan öleceksin. Hey, şurayı görüyorsun değil mi? Adam Kerem komiseri öldürecek. Patron bizim Kerem komiseri yok edecek. Hayır, senden hiçbir isteğim yok. Sana diyeceğim son şey, senin işini bitireceğim, anladın mı? Benden bu kadar kolay kurtulamazsın. Senin işini ben kendi ellerimle bitireceğim. Üzgünüm Kerem komiser ama çok hayal kuruyorsun. Üzgünüm. Eğer söyleyecek bir şeyin kalmadıysa artık elveda. Hayır, olamaz. Evet Kerem komiser, buraya kadarmış. Sana bundan sonra iyi uykular dilerim. Ben gidiyorum. Daha şehrini ele geçireceğim. Yapacak çok işim var. Hayır, hiçbir şey yapamayacaksın. Hayır, görürsün sen. Artık bana hayallerini anlatmayı bırak Kerem komiser. Kaybettin. Hadi bir daha görüşmeyiz artık. Hayır, olamaz. Gitme, gel buraya. Hayır, onu durdurmam gerekiyordu. Hayır, ne yapacağım ben şimdi? Ne yapacağım? Olamaz. Arkadaşlar, beni kurtarmak için hemen kanala abone olup video like atın. Yoksa o mafya şehri ele geçirecek. Çabuk olun, hemen abone olun. Hayır, olamaz Kerem komiser, ne oldu sana? Olamaz ya, olamaz. Ne ara gelip Kerem komiseri vurdular? İnanmıyorum ya, nasıl bir adam bunlar? Hemen ambulans ara. Çok kötü, ağır yaralandım. Tamam Kerem komiser, merak etme. Hemen ambulans arıyorum. Seni kurtaracaklar, dayan biraz daha. Hiç merak etme, tamam mı? Arkadaşlar, siz de Kerem komisere destek olmak için hemen kanala abone olup videoya like atın. Ne olursunuz. Kerem komiserin durumu çok ağır. Onu kurtarmamız lazım. Dayan Kerem komiser, merak etme. Seni kurtaracağız. Kanın yerde kalmayacak. Merak etme. Durduracağız o mafyaları. Evet, durdurmamız lazım o mafyaları. Onlar çok kötü adamlar. Canım çok acıyor.